Merhaba canlar. Tam sayılarla problem çözmeyle sizlerle beraberiz. Soru kalıplarımıza lütfen dikkat edelim. Bir sınavda 4 soruyu yanlış işaretleyen bir öğrencinin bir doğrusu azalmaktadır. 50 soruluk bir sınavda ne yapmış bu? 40 doğru cevap vermiş. Şöyle yazalım. 8 tane yanlış cevap vermiş arkadaşlar. 2 tane de boşu varmış. Tamam mı? Kaç neti vardır diyor. Şimdi 40 doğrusu var, 8 yanlışı varsa, 2 boşu varsa... Aslında şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Hani totalde de 50 soru vardı ya. 8 yanlıştan her 4 yanlış bir doğruyu götürüyorsa 2 doğrusu daha gidecektir. 2 doğrusu daha gidecekse o zaman ne oldu arkadaşlar? 38 doğrusu kaldı mı bunun? Aynen öyle. 38 doğrusu kaldı dersiniz. Bu soruya şunu da ekleseydik. Net, yani her yaptığı net içinde 10 puan alıyor olsaydı kaç puanı vardır derse, direkt 38 doğrusu olduğuna göre bunu 10 puanla da çarparsak 380'i buluruz ki çok kolay bir soru kalabildi. Hemen devam edelim. Toplamları -24 olan iki tam sayıdan. Şimdi toplamları -24 ise bir A sayısı varmış. Biri -36 diyor ya, bir de -36 varmış. Bunların toplamları da -24'müş. Buna göre diyor A'yı bulalım ki sonradan bize istediğin ne? Bu iki sayıdan küçüğün büyüğe bölümü kaçtır diyor. Şimdi bu A -36 -24. O zaman A sayısının değerinin ne olması gerekiyor arkadaşım? +12 olması gerekiyor ki -36 ile toplanınca -24 bulunsun. Sonra diyor ki küçüğü büyüğe böl. Şimdi sayının biri -36, diğeri +12. Küçüğü büyüğe böl diyorsa küçük bu değil mi? Büyük de bu. Bak küçük bu, büyük bu. Küçük neydi? -36. Büyük neydi? +12. Böl. Artıyı eksiye böldüm. -36'yı 12'ye böldüm. 3. Yani cevabı bu şekilde bulabilirsin. Devam edelim hiç vakit kaybetmeden. -18 sayısının -5 katının. -5 katının diyorsa -18 çarpı -5 diyeceksin. E çarparsam ne olur? Artı, eksi ile eksiyi çarptım artı. 5 ile 18'i çarptım. 90 olarak buldum. Bir de bunun ne diyor? -20 fazlası diyor. Yani topla. Neyle topla diyor? -20 ile. Şimdi bak. Artı, eksi. Mutlak derece büyük olan ne? 90. O zaman bunun artısı gelir. 90 param var. 20 borcum var. Geriye ne kaldı? 70 parandır diyebilirsin. Hemen devam edelim. Mutlak değer soruları çok zevklidir, keyiflidir. Kayseri'de pazartesi günü ölçülen en yüksek sıcaklık değeri +18 dereceymiş. En düşük hava sıcaklığı da -24 santigrat dereceymiş. Tamam. Bu büyük diyelim, küçük diyelim. Buna göre Kayseri'de pazartesi günkü ortalama sıcaklık. Ortalama sıcaklık bulunurken ne yapıyorduk? En düşükle en yükseğe topluyorsun. Bak +18'de. -24'ü topluyorsun. 2'ye böleceksin ki ortalamayı bulabilesin. -24 +18 toplarsam ne yaptı? -6. Bir de bunu 2'ye bölersem ne yapar? -3. Yani ortalama sıcaklığının -3 olduğunu söyleyebilirsin. İçindeki ürünleri -24 derecede saklayan bir dondurucudan çıkarılan bir sıvı 8 dakikada tüketiliyor. 8 dakika süreyle ısıtılıyor. Süre sonunda sıvının sıcaklığı +8'e çıkmış. Bak önce -24 dereceymiş bunun sıcaklığı. Sonra neye çıkmış? +8 dereceye. Yani -24'ten +8 dereceye çıkıyor. Kaç dakikada çıkıyor bu? 8 dakikada. Yani aradaki sıcaklık farkı kaç derece arkadaşlar? 32 derece artmıştır diyebilirsiniz değil mi? Önce -24'ü sıfıra getireceksin ki burada 24 derece ısınacak. Bir de bu sıfıra getirdiğinden +8'e gidecek ki toplamda ne yapmış? 32 dakika ısınmış olacak. 32 dereceye kadar ısınmış olacak. 32 dereceye gelene kadar 8 dakika geçiyorsa ne yaparsın? 32 dereceyi 8 dakikaya bölersin ki her bir dakikada çıkan 4 derecelik artışı görebilirsiniz. Bu ne güzel bir soru kalıbıydı arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bu tarz soru kalıpları yine Milli Eğitim'in kendi kitaplarında da var. Siz de bunu çok iyi öğrenmeniz gerekecek. Emre, iki basamaklı en küçük negatif tam sayı. Arkadaşlar iki basamaklı en küçük negatif tam sayı -10 derseniz bu yanlış olur. İki basamaklı en küçük tam sayı bakın -99'dur. Rakamları farklı deseydi -98 diyecektik. Tamam.
tam sayı ile 3 basamaklı en küçük doğal sayı. Doğal sayı dediğinden dolayı arkadaşlar tam sayısı yani negatif sayıları düşünmeyeceksiniz. 3 basamaklı en küçük doğal sayının da biz 100'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. O zaman ne diyor bize? 2 basamaklı en küçük negatif tam sayı ile 3 basamaklı en küçük doğal sayıyı toplayın diyor. E toplarsan da kaç çıkacak sonuç? Artı 1. Bu şekilde yapabileceğiniz soru kalıpları bunlardı. Tam sayılarla ilgili problem kalıpları bunlar arkadaşlar. Bunlara ekstra yine sorular çözebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.